Yarışma şöyle, ulusal bir yarışma. Türkiye genelinde tüm devlet ve özel okullar arasında yapılan bir yarışma. Thales Matematik Müzesi'ne ait, merkezi Aydın'da bulunuyor. Olimpiyatlar düzeyinde bir yarışma. Herhangi bir bilim yarışması şeklinde değil. İlk kez bu yarışmaya katıldık okul olarak. Katılma sebebimiz de aslında şöyle, hani eğitimde aslında bir eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Çünkü biz Lösemeli Çocuklar Eğitim Vakfı olarak eğitim kurumumuzda öğrencilerimiz lösemi tedavisi görmüş ya da çocuk kanserleri geçirmiş çocuklar. Yıllarca eğitimlerine ara veriyorlar. Yeri geliyor evden eğitim almak zorunda kalıyorlar. Akademik anlamda çok eksikleri olan çocuklar. Dolayısıyla böyle bir yarışmada biz kendimizi göstermek istedik. Çünkü bu çocuklar böyle bir hastalığı yendiler. Çok güçlü, çok savaşçı, mücadeleci çocuklar. Bu yarışmada da başarılı olacaklarına inanıyorduk zaten. Bizler de sene başından itibaren çocukları bu konuda aslında teşvik de ettik. Çünkü bazen hani biz işte okula ara verdik, işte eksiklerimiz var, katılmak istemiyoruz gibi. Hani biraz çekinceleri olabiliyor. Ama bizler de işte öğretmenleri olarak yapabileceklerine inandırdık onları. Gerekli çalışmaları yaptık. Onları hazır hissettirdikten sonra da başvurumuzu yaptık, gerçekleştirdik. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Başarabileceklerine inandılar. Hani bu kadar eğitime ara vermelerine rağmen bu açığı kapatabileceklerini gördüler. Sıradan çocuklar değil bu çocuklar. Yani onu görmüş olduk, onu göstermiş olduk. Tabii ki tedavileri, sağlık durumları onlar için bir dezavantaj. Çünkü zaman kaybediyorlar veya olması gerektiği gibi örgün eğitim alamıyorlar hayatlarının bir döneminde. Ama buna rağmen böyle bir başarı elde etmiş oldular. Biz burada ne yapıyoruz? İşte bu açığı kapatmak için bütün öğretmenleri olarak elimizden geleni ardımıza koymadan tabiri caizse onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sonuçlarını da görmek tabii bizi mutlu ediyor. Adım Beno Uyanık. Lise ve eğitim kurumlarında 5A sınıf öğrencisiyim. Heyecanlıydım ama ilk ümitsizdim yani. O kadar kişinin arasında girince ümitsiz oldum ama kazanınca çok mutlu oldum. Feni en çok seviyorum. En sevdiğim ders fen. Niye o kadar kişi arasında bilmiyorum beni. Veya doktor olma. Ne öğretmen olmak istiyorsun? Ya fen ya da Türkçe gibi. Merhaba, benim adım Enes Bulut. 6. sınıfa gidiyorum. Yani ilk başta her zamanki gibi sınıfta oturuyordum. Sonra hocalarım böyle bir sınava girdiğimde başarılı olabileceğimi düşündü. Ben de onların da sayesinde yardımıyla beraber bu sınava girdim. Ya ilk başta ben pek umutlu değildim. Zordu sınav bayağı. Ama denemelerde falan da pek başarılı olamamıştım. Ama sınavdan iyi bir puan aldım ve girdim. Ya girdiğimi öğrendiğimde de çok sevindim, mutlu oldum. Bayağı neşelendim. Matematik ve feni seviyorum. İnce doktor olabilirim ama doktoru daha eskiden isterdim. Şu an yazılımcı olmayı daha meraklıyım. Üniversite, Ankara Üniversitesi iyi. Kayla Tuna Kaya, LÖSEV eğitim kurumlarında 7B sınıfında okuyorum. Öncelikle çok finale kaldığım için çok mutluyum. Yani çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Öğretmenlerim yani beni seçtiler, ben de çok istekliydim, çalıştım bayağı. Ve kaldığımı öğrenince de çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım aslında. Yani böyle bir sürü kişi var benim yaşımdan. Yani kalamam diye düşünüyordum muhtemelen. Ama kalınca çok mutlu oldum. İki zaten ben çok seviyorum fen matematiği. Devam etmeyi düşünüyorum yani şimdilik. Yani mühendis olabilir ya da belki yazılımcı olabilir. Hedefim yani diğer katılacağım yarışmalarda da başarılı olmak. Işık oraya gidecek. Hangi yok, sen bir normal çiz. Bak, şaşırabilirsin normal çizmesi. O zaman bir kare daha gideceğim. Burada. Evet. 80, yok hocam, ikisinin toplamı 91. 80. Geldi şöyle. Dimdik aşağı inmesi lazım değil mi? Evet. 80. Buraya mı? Evet, oraya gelecek. Ben başlıyorum.
Mesela bu aynanın normalini çiz. 23 bura. O zaman hocam. Tam böyle çapraz bir ayna var. Burada da var. Burada ne yaptı? Işık geldi. O zaman eksik olan. O dörtgenin adı neydi? Evet. Yamuk var mı özellikle? Tam köşelerden geçecek. Yamuk olması için karşılıklı kenarları paralel olması gerekiyor. Her şey var. Hesaplar. Çok iyi. Aynen. Son model.